Tarımda ikinci don faciasıyla karşı karşıyayız. Ziraat Mühendisleri Odası'nın raporuna göre zarar şimdiden %30'lara ulaştı. Kayısıdan fındığa, elmadan cevize kadar pek çok üründe %20 ila %80 arasında rekolte kaybı bekleniyor. Geçen yıl Türkiye'yi vuran don felaketi, başta kayısı ve fındık olmak üzere pek çok üründe %80'lere varan oranda kayba yol açmıştı. Üreticinin uğradığı zarar telafi edilemez boyutlara ulaşırken tüketici %100'ü geçen fiyat artışlarıyla şoke olmuştu. Geçen yılki facianın etkilerini hala hisseden üretici bu yıl don olayıyla tekrar karşı karşıya kaldı. Türk Mühendis ve Mimarlar Odası Birliği Ziraat Mühendisleri Odası'nın Türkiye genelindeki şube ve temsilcilerinden derlediği bilgilere göre bazı bölgelerdeki zarar durumu şöyle. Malatya'da 4-5 Nisan 2015 tarihinde meydana gelen zirai don nedeniyle özellikle çiçek döneminde olan yaklaşık 1000 rakımın altında bulunan ilçelerde kayısı ağaçlarında hasar meydana geldi. Zararın %10 ila %160 arasında değişmesi bekleniyor. Ordu'nun yüksek kesimlerindeki fındık ağaçlarında %90'a yakın zarar tespiti var. Alçak kesimlerde don olayı söz konusu değil ve fındık ağaçlarının %70-80'inin bu alt kuşakta bulunması sebebiyle dondan etkilenecek fındık oranı %20 civarında tahmin ediliyor. Kayseri, Karaman, Kahramanmaraş ve Niğde'de meydana gelen don nedeniyle özellikle elma, kayısı ve kiraz ağaçlarının zarar gördüğü belirtiliyor. Kahramanmaraş, Elbistan'daki zararın %50 civarında olduğu tahmin ediliyor. Antalya'nın özellikle yüksek kesimlerindeki erik, şeftali ve armut ağaçlarına don zarar verdi. Dolu nedeniyle Mersin ve Adana'da taş çekirdekli meyveler ve bağlarda zarar görüldü. Osmaniye'de mısır, buğday ve narinciye'de don zararı meydana geldi. Denizli'de Trabzon hurması ağaçlarında %80, nar ağaçlarında %70 zarar görüldü. Bağlarda %20 oranında kuruma bekleniyor. Manisa'da bağlarda sebze fidelerinde domates ve biberde zarar söz konusu. Özellikle bağlardaki zararın %70'e kadar çıkabileceği düşünülüyor. Afyonkarahisar'da merkezde Şuhut'taki badem ve erik ağaçlarında %80 zarar var. Kiraz ağaçlarında da önemli derecede zarar söz konusu. Türk Mühendis ve Mimar Odası Birliği Ziraat Mühendisleri Odası'ndan yapılan açıklamada hükümeti şimdiden uyarıyor ve ivedi önlem almaya çağırıyoruz denildi.